Herkese selamlar. Mobil versiyonunu çok büyük keyifle kullandığımız Trust sonunda web versiyonu yayınlandı. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem web versiyonunda yeni bir cüzdan oluşturmayı öğreneceğiz hem de mobil cüzdanlarımızı nasıl web'deki tarayıcıda açarız hepsini tek tek alımlarıyla sizlere göstereceğiz. Ayrıca Trust airdrop kampanyasından bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden hadi videomuza başlayalım. Öncelikle Trustvolt'un sitesine gidiyoruz. Videonun açıklamalar kısmına Trustvolt'un web sitesini eklerim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu siteye geldikten sonra Get Trustvolt diyoruz ve web mağazasına ulaşıyoruz. Yani Chrome'daki web mağazasına geldikten sonra aynı Metamask cüzdan da yaptığımız gibi Chrome'a ekle diyoruz. Ve uzantıyı ekle seçeneğini işaretliyoruz. Hemen buradaki puzzle simgesine geliyorum. Ve şuradaki sabitle seçeneğiyle Trustvolt'un ben web tarayıcıma sabitlemiş olduğum Yapacağım ilk işlem buradaki Trustvault simgesine tıklamak. Buraya geldiğinizde iki seçeneği görüyorsunuz. Biz şimdi ilk seçeneği yapalım. Videonun ilerleyen kısmında mobil cüzdanımızı buraya nasıl aktaracağımızı da göstereceğiz. Hemen yeni bir cüzdan oluştur sekmesine tıklıyorum. Buradakini isterseniz kabul edebilirsiniz veya hayır teşekkürler deyip devam edebilirsiniz. Burada bizden en az 8 karakterde oluşan bir şifre istiyor. Hemen şifremizi belirleyelim. Kullanım koşullarını kabul ediyorum ve devam sekmesine basıyorum. Şimdi sonraki adımda bize cüzdanımızdaki anahtar kelimeleri gösterecek. Bunu bir yere kaydetmeyi unutmayın. Hemen başla diyorum. Ve daha sonrasında buradaki uyarıları anladım diyorum. Ve gördüğünüz gibi bana anahtar kelimelerimi oluşturdu. Ben bunu hemen kopyalıyorum. Bir yere kaydettikten sonra devam diyorum. Şimdi kaydettiğim kelimeleri tek tek sırasıyla gireceğim. Doğru sırayla girdikten sonra ileri diyorum ve artık cüzdanımı oluşturmuş oldum. Hemen cüzdanı aç diyorum. Burada bize diye yani merkeziyetsiz uygulamalarla nasıl erişebileceğimizi gösteriyor. Trust Vault'u seçebiliriz veya Vault Connect seçeneğini işaretleyip kare kod okutabiliriz. Veya burada tarayıcıdan direkt cüzdanımızı açabiliriz. Anladım diyorum. Ondan sonra kullanmaya hazırım diyorum. Artık Trafos cüzdanımı ben web uygulamasında kurdum. Şimdi buraya hemen size nasıl token'ı ekleyeceğimizi ve buradaki uygulamayı nasıl PancakeSwap gibi merkeziyetsiz borsalarda kullanacağımızı hızlı bir şekilde göstereyim. Öncelikle burada gördüğünüz ağların dışında daha farklı ağlar eklemek istiyorsanız ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Ağlar seçeneğini işaretliyorsunuz ve buradan ağları seçebiliyorsunuz. İkinci olarak da yapacağınız işlem Şurada cüzdanım sekmesine gelip şuraya basıp token eklemek. Burada benden tokenın sözleşme adresini istiyor. Hemen bunun için CoinMarketCap sitesine gidiyorum ve örnek birkaç tane tokenın Sözleşme yani kontrat adresini alıyorum. Hemen PancakeSwap'a geldim. Burada gördüğünüz gibi BNB Smart Chain ağındaki kontrat adresini ben buradan kopyalıyorum. Hemen şuradaki sekmeye Ayarlar, Tokenları Yönet sekmesine basıyorum ve kontrat adresini yapıştırıyorum. Burada bunu şuradaki işareti aktif hale getirdiğimde benim PancakeSwap'ın cake tokenı cüzdanıma eklenmiş oluyor. Şurada gördüğünüz Smart Chain ağı hangi ağda olduğunu gösterir. Buraya geldiğinizde yanında Smart Chain yazar. Hemen bir tane de Ethereum alanda ekleyelim. Aradaki farkı hızlı bir şekilde görün. Coinmarketcap sitesine geldim ve Uniswap'ın Kontrat adresini hemen buradan kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi Ethereum ağında olduğunu söylüyorum ona. Bundan daha fazla kontrat adresi bulmak istiyorsanız şuradaki mor sekmesine bastığınızda farklı ağlardaki kontrat adreslerini de görebilirsiniz. Rasvold cüzdanıma geldim. Tokenları yönet sekmesine geliyorum. Ve kontrat adresini yapıştırıyorum. Hemen buradaki tiki aktif ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi Uniswap'ın token olan Uni token'u Ethereum ağında olduğunu gösteriyor. Hemen ana sayfama döndüğümde de cüzdanda hemen geliyorum. Uniswap'ın token'ın yanında Ethereum yazıyor. Bu size cüzdanınızdaki tokenların hangi ağda olduğunu gösterir. Yani Solana ağındaysa yanında Solana yazacaktır. Matic ağındaysa yanında Polygon yazacaktır. BNB ağındaysa yanında Smart Chain yazacaktır. Bu şekilde ağları görebilirsiniz. Peki siz buraya token nasıl alabilirsiniz? Hemen şurada alın sekmesine bastığınız zaman herhangi bir ağ seçebilirsiniz. Mesela BNB ağını seçelim. Şurada gördüğünüz gibi 0x ile başlayan sonunda 955 ile biten adres benim cüzdan adresim. Göndermek istediğim borsaya gidiyorum. BNB ağını seçiyorum. Ve bu cüzdan adresini yapıştırarak BNB ağındaki bir token'ı ya da BNB'nin kendisini buraya gönderebiliyorum. Hemen geliyorum. Burada nasıl cüzdandan herhangi bir yere token göndereceğiz ya da kripto para göndereceğiniz kısmına geldiğimizde gönderi sekmesine basıyorsunuz. Burada gene ağı seçiyorsunuz. Örnek olması için Ethereum ağını seçeyim. Burada alıcı adresi yazıyoruz. Gene 0x'e başlayan bir adres. Bu borsa cüzdanınız da olabilir. Burada göndermek istediğiniz Ethereum miktarını yazıyorsunuz. Ve daha sonrasında gönder seçeneğiyle gönderiyorsunuz. Şimdi sıra geldi. PancakeSwap gibi merkeziyetsiz borsalar ve uygulamalara TrustVault cüzdanımızı nasıl bağlayacağımıza. Hemen Connect Wallet diyorum. Ve ondan sonra Transport seçeneğini işaretliyorum. Daha sonrasında bana aynı Metamask'ta olduğu gibi burada izinler geliyor. Bağlan diyorum. Ve ondan sonra ağımı değiştirmemi istiyor. Çünkü PancakeSwap Smart Chain ağında çalışıyor. Hemen ağı değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi artık cüzdanımı ben PancakeSwap'a bağlamış oldum. Burada istediğiniz gibi trade, swap işlemleri veya likidde ekleme gibi bütün işlemlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Bu işlemleri de hallettikten sonra artık mobil cüzdanımızda bulunan Transvolt'unuzu nasıl webdeki tarayıcıda açarız. Bunun için hemen Transvolt sekmesine tekrardan basıyorum. Ve burada artık ikinci bir işlemi gerçekleştireceğim. Cüzdanı içeriye aktar ve yükle. Bunu yapmak için de öncelikle mobilime gidiyorum. Yani telefonunuza gidiyorsunuz, Transvolt cüzdanınızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra cüzdan sekmesinin altında isminiz yazar veya herhangi bir şekilde account yazar. Bu kısma basıyorsunuz ekranda gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi anahtar kelimelerini göster sekmesi var. Buna bastığınızda artık sizin güvenliğiniz parmak okuma, yüz tanımlama ya da şifre olabilir giriyorsunuz. Daha sonrasında web'e geliyoruz. Burada içeriye aktar seçeneğine basıyorum. Ve ondan sonra buradakileri yine hayır diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi kelimeleri istiyor benden. Tek tek bütün kelimeleri adım adım gireceğiz. Oradaki sıranın aynısıyla buradaki kelimelerimizi girelim hemen. Ben kelimelerimi ekledim. Artık cüzdana devam et diyorum. Devam et dedikten sonra benden bir tane şifre istiyor. Cüzdan şifreniz aynı olmak zorunda değil. Yeni bir şifre de burada belirleyebilirsiniz. Kullanım koşullarını onaylıyorum. İleri diyorum. Evet artık benim mobildeki cüzdanımı yani kısacası telefonda kullandığım cüzdanı da bu şekilde hızlı bir basitçe hemen web'e aktarmış oluyorum. İster telefonunuzdan İsterseniz de webdeki uygulamasından artık Transvolt'a ulaşabilir ve her ikisini de kullanabilirsiniz. Geldik airdrop kampanyasına. Transvolt cüzdan ilk çıktığında indirip kullananlara 100 TWT token dağıtmıştı ki şu an bile fiyatı yaklaşık 230 dolar. Şu anda da 10 bin dolarlık web uygulamasına özel bir kampanya başlattılar. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Transvolt'u takip ediyorsunuz. Sonrasında web uygulaması tweetini beğeniyorsunuz ve retweetliyorsunuz. En sonunda da uygulamayı kullandığınızda görüş ve önerinizi hatta bulduğunuz hatalar varsa tweet'teki formu doldurup Trust gönderiyorsunuz. Yapmanız gereken işlemler bu kadar basit. Siz de bu adımları takip ederek Trust hem mobilde hem de web tarayıcınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Piyasa analizleri, altcoin proje incelemeleri, airdrop ve tüm karlı ön satış fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilini açmayı, Twitter, Telegram ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.